Evet, tekrar merhaba. Şimdi yansıtma kuramıyla çalışmamızı sürdürelim. Nedir yansıtma kuramı? Aslında yansıtma kuramını anlatmadan, açıklamadan önce biz sanat nedir sorusunu sormalıyız kendimize. Sanat nedir? Sanat icra etmek, sanatsal bir eser yaratmak hangi amaca yönelik olarak gerçekleştirilen bir eylemdir? Sanatın ihtiva ettiği anlam aslında bu sorularla değil mi? Bu sorularla bulunabilecek cevaplarla karşımıza çıkar. Sanat nedir? İlk çağdan beri bunlar tartışılmıştır. İlk çağdan beri sanatın ne olduğuna dair bir takım fikirler üretilmiştir. Dolayısıyla karşımıza ilk çağ filozoflarından Platon ve Aristo sanat nedir sorusunun cevabı olarak sanatın bir yansıtma olduğunu söyleyerek çıkacaktır. Onlar sanatın bir yansıtma olduğunu söylerler. Sonradan onların bu görüşleri çerçevesinde işte realistler, naturalistler, marksistler de sanatın bir yansıtma olduğunu kendi bakış açılarıyla anlatmaya, izah etmeye çalışmışlardır. Ancak tabii bütün bunların sanatın yansıtma, bütün bu şeylerin, kuramların sanatın yansıtma olduğunu söylerken birbirinden ayrıldığı noktalar vardır. Hepsi aynı şeyi söylemezler. Benzer yönleri olmakla birlikte farklı tarafları da vardır. Platon'a göre Eflatun, bizde Eflatun olarak bilinir Platon. Sanat nedir? Bir yansıtmadır. Ama neyin yansıtması? Neyin yansıtması? Sanat içinde bulunduğumuz görüngü dünyasının, yani bu dünyanın, bizim duyularımızla algıladığımız bu dünyanın yansıtılmasıdır. Ancak bu yansıtma sanatçının bir anlamda ideaların yansıması olan içinde bulunduğumuz dünyadaki şekilleri, varlıkları, insanları yansıtmasıdır. Dolayısıyla sanatçılar aslında bu dünyayı yansıtırken ne yapmış olurlar? Gerçeği yansıtmamış olurlar. Çünkü gerçek nerededir? Gerçek idealar dünyasındadır. İdealar dünyası bizim beş duyu organımızla görmemizin, işte dokunmamızın mümkün olmadığı bir dünyadır. Bu dünyada İçinde bulunduğumuz varlıkların gerçekleri mevcuttur. İdeaları mevcuttur. Sanatçı ne yapar? O ideaların, yani hakikatin, gerçeğin bir kopyasını, mimesis diyoruz ya, hatırlayın, hep mimesis falan diyoruz ya, mimetik estetik. Buradan geliyor bu kavram. Kopyalarını eserine aktarır. Onların hakiki olanları nerededir? İdeaların hakiki olanları idealar dünyasında yer almaktadır. Onlar bu dünyaya yansır. Hatırlayın işte neydi? Mağara istiaresini hatırlayın. Sırtı mağaranın kapısına dönük insanlar dışarıdan yansıyan ışıklarla neyi görürler aslında? Gölgeyi görürler. Aslında onların ideaları nerededir? Mağaranın içindedir. Dolayısıyla sanatçı da kendi gördüklerini yansıtır. Onun gördükleri aslında hakikat değildir, birer imgedir. Örneğin şu fincan. Örneğin bu kalem. Örneğin makas. Nedir? Bunlar birer imgedir. Bunların ideaları, bunların hakiki olanları nerededir? İdealar dünyasında yer almaktadır. Sanatçı bu yüzden aldanır ve aldatır. Sanatçı bu yüzden aldanır ve aldatır. Yani sanatçının gerçeği yansıtmıyor oluşu, gerçeği aksettirmiyor oluşu bir anlamda içinde bulunduğumuz dünyadaki pek çok kusurlu, olumsuz, insanların ahlak ve terbiyesini değil mi? Negatif olarak etkileyecek hususları da anlatmasına neden olur. O zaman bu dünyaya yansıyan şeyler gerçek değilse, bir yansımaysa ve dolayısıyla biz sanatçılar olarak anlattığımız bu dünyayı, bu görüngü dünyasını bir anlamda ikinci dereceden bir gerçeklik olarak yansıtıyorsak, bu gerçekliğin içerisinde insanların sosyal hayatlarını, aile ilişkilerini, terbiyelerini etkileyecek pek çok olumsuz örnek bulunabilir. O yüzden Platon ne yapar biliyor musunuz? Devlet diyaloğunda sanatçıları ülkesinden kovar. Size yer yok der. Sizi istemiyorum der. Neden? Çünkü sanatçılar gerçeği yansıtmıyorlardır. Değil mi? Gerçeğin imgelerini yansıtıyorlardır. Gerçeğin imgelerini yansıttıkları için, yani gerçeği yansıtmadıkları için aynı zamanda onların yansıttıkları ahlak bakımından neydi onun adı? İnsanlara zarar verebilir. Çünkü yansıtılan şeyler doğru bilgiler değildir. Bu yüzden sanatçıları şehirden kovmak, mümkünse onların insanlar tarafından okunmasını engellemek gerekir. Çünkü asıl gerçekten bizi uzaklaştırırlar, değil mi? Asıl gerçekten bizi uzaklaştırırlar ve insanların ahlakını olumsuz olarak etkileyebilirler. Platon'un öğrencisi Aristo da sanatın bir yansıtma olduğunu söyler. Doğru, o da benzer düşüncelere sahiptir. Sanat bir yansıtmadır. Ama Eflatun'un dediği gibi sanat bu görüngü dünyasının ikinci dereceden yansıtması değildir. Nedir? Bu görüngü dünyası ideaların kendisidir. Bunlar birer imge değildir. Yani bir başka dünya var da bu bizim içinde bulunduğumuz dünyaya onların görüntüleri yansıyor diye düşünmez Aristo. O sanatın geneli ve özü yansıtması gerektiğini, tek bir insanı değil bütün insanları anlatması gerektiğini, tek bir ağacı değil bütün ağaçları, ağaç özünü anlatması gerektiğini söyleyerek içinde bulunduğumuz maddi dünyadaki yer alan bütün varlıkların aslında gerçeğin ta kendisi olduğunu söyler. Dolayısıyla sanatçı bu dünyadaki varlıkları yansıtırken evrensel olanı, trajedyada böyledir ya, insan tabiatı evrensel insan tabiatı olarak yansıtılır. Değil mi? Sanatçı evrensel olanı, klasikler de böyle düşünmüştür, hümanistler de böyle düşünmüştür. Aristo'dan etkilenerek işte 13. 14. 15. yüzyılda sanatçı ne yapmalıdır? Evrensel olanı yansıtmalıdır. Değil mi? Hiçbir tesadüfe izin vermeden, bilimsel bir titizlikle, değil mi? Genel olanı sebep-sonuç ilişkisiyle ortaya koymalı, yansıtmalıdır. Dolayısıyla biz o eseri okuduğumuzda bizim zihnimizde o kahramanla, o insanla ya da o ağaçla ya da o taşla ilgili genel bir fikir oluşmalıdır. Değil mi? O yüzden sanat neyi yansıtmalıdır? Evrensel olanı yansıtmalıdır. Şimdi bu kavramı da hatırlayacaksınız, mesela psikanalizde kullanıyoruz. Aristo sanatın işlevinin katarsis olduğunu düşünür. Değil mi? Nedir katarsis? Arınma demektir. Deşarj olma demektir. Yani bu bir hakikati yansıtıyor mu? Gerçekten yansıtıyor. İnsanlar yaptıkları bir sürü eylemi, örneğin en basitinden alışveriş eylemi bile. Yani benim için de geçerli bu, biliyor musunuz? Yani alışveriş, market alışverişi tabii benimkisi, şey değil, kıyafet alışveriş değil. Sabrım yok ona. Rahatlatıyor insanı. Bu eylemler, yapılan her şey insana rahatlık veriyor. Mesela örgü örerken rahatlıyor insanlar, değil mi? Bu eylem insanı mutlu ediyor, arındırıyor. Sanatçı da ne yapıyor? Yazarken, çizerken, müzik çalarken arınıyor. İçindeki o kötü enerjiler açığa çıkıyor ve bunlardan kurtuluyor. Korolar, trajedyalardaki korolar aslında değil mi? Onlar böyle şey yaparken bir anlamda bize neyi anlatır? O katarsisin ne olduğunu gösterir. O arınmanın ne demek olduğunu gösterir. Sanatın böyle bir işlevi vardır. Şeye göre, Aristo'ya göre ayrıca katarsis işlevi gören sanat olanı değil, hani evrenseldir demiştim ya, hatırlayın. Ben bu kavramı da kullanmıştım geçmişte. Olanı değil, neyi yansıtmalıdır? Olabilir olanı yansıtmalıdır. Ne demek olabilir olan? Bilimsel bir takım kurallarla, genel geçer kurallarla olabileceğine dair şüphemizin olmadığı ve aslında o evrensel şeyi, özü yakalayabileceğimiz yansıtma işlemidir. Buna ne deriz? Bir anlamda genel tabiat, evrensel öz ya da işte tümel olanı yansıtmak deriz. Dolayısıyla sanat neyi yansıtır? Olabilir olanı yansıtır. Bir de tabii başka bir yansıtma kuramı da vardır. Bu da yine Aristoteles ve Eflatun'dan etkilenmiştir. Sanatın ideal olanı yansıtabileceğini, değil mi, söyler. Sanat ideal olabilir olanı yansıtır. İdeal olan aslında nedir? Bir anlamda Aristo'nun dediği gibi olabilir olandır. Dolayısıyla aşkın bir gerçekliğin, transandantal dediğimiz aşkın bir gerçekliğin varlığına inanan üçüncü yansıtmacılar, birincisi Eflatun'du, ikincisi Aristo'ydu, bu üçüncüsüydü, olabilir olanı yansıtır diyenlerle aşkın gerçekliğin yansıtılabileceğini ne yaparlar? Yansıtılması gerektiğini söylerler. Tabii yansıtma kuramı içerisinde Marksist kuramı da, değil mi, bu bağlamda değerlendirmek lazım. Marksistler de yansıtma olarak görürler. Sosyolojik eleştiri yapanlar da sanatı bir yansıtma olarak görürler. Ama tabii başka açılardan bakarlar. Marksistler üretim ilişkileri bağlamında yansıtma işlemini gerçekleştirirken, değil mi, İşte ezen ezilen, üretim araçları, patron işçi münasebeti vesaire vesaire, sınıflar arası çelişkiler, çatışmaları anlatırken, sosyolojik eleştiride ırk, çevre, an dediğimiz daha detaylı bir kuram bu. Bizim Servet-i Fünuncular bunlardan etkilenmiştir. Belli bir dönemde, belli bir ırkın, belli bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştirdiği şeylerin ele alınması anlamında bir teoridir. Hippolyte Tain'in ürettiği, ne yaparlar? Sanatın toplumu yansıtma olduğunu bu teori çerçevesinde ifade ederler. Hepsinin ortak görüşü nedir aslında? Sanatın yansıtma olduğudur. Buna şüphemiz var mı? Stendhal ne diyordu? Stendhal yola tutulan ayna diyordu, değil mi? Kırmızı ve karada. Kırmızı ve siyahta. Yani tabii bu kadar da değil aslında. Yani eğer bir ayna alıp sokağa tutuyorsak biz ne yapmış oluruz? Olduğu gibi aynaya yansıyanları aktarmış oluruz. Sanatçı olabilir olanı aktarır, değil mi? Yani aynayı tutup olanı değil, o olanın içerisinde bir takım sanatsal ilkeleri kullanarak eklektik bir bakış açısıyla, seçmeci bir bakış açısıyla bir anlamda ne yapar? Kendi bireysel bilgilerini, bakış açısını kullanarak olabilir olanı yansıtmaya çalışır. Peki psikolojik eleştiri yapanlar, psikanalistler, psikanalitik eleştiri yapanlar da bir anlamda sanatın yansıtma olduğunu düşünür mü bir açıdan? Düşünür tabii. O da neyi yansıtmaktır? İnsan psikolojisini yansıtmaktır. Yani bu da bir anlamda insanın içine bakmak, onun ruhuna bakmak, onun travmalarıyla, yaşadığı bir takım sorunlarla ilgilenmek, onun da yansıtıldığını, insanın da yansıtıldığını bize gösterir. Aslında bütün eleştiriler, metin merkezli olanlar hariç, yapısalcılık, post yapısalcılık vesaire hariç, işte Rus biçimciliği, gösterge bilim falan filan hariç, aslında sanatın bir yansıtma olduğunu söylerler, belirtirler. Evet, şimdi sizden sorularınız varsa alayım. Ya da konuşmak istediğiniz bir şey varsa, ek yapacaksanız alabilirim. Yok mu? Gibi gibi, yok gibi gibi. Evet, yani bu mesele anlaşılmıştır. Değil mi? Anlaşılmıştır arkadaşlar. Şimdi çok tatlı bir konu feminizm. Değil mi? Yani kadınlar için de erkekler için de kadınlar üzerine konuşmak çok güzel bir şeydir. Yani belki en çok bilimsel dünyada, bakın bilimsel dünyada en fazla üzerine çalışılan konulardan biri budur. Tarihte, edebiyatta, sosyolojide, felsefede, psikolojide, değil mi? Ondan sonra tarihte dedik. Ondan sonra kadın çalışmaları bölümü vardır müstakilen. Yüksek lisans doktora payesi veren. Buralarda kadın bir konu olarak veya ileriki bir aşamada toplumsal cinsiyet, orada erkekleri de kapsıyor, eşcinselleri de kapsıyor. Bir konu olarak ne yapılır? İncelenir, değerlendirilir, üzerine yorumlar yapılır. Şimdi biz de feminizm ve toplumsal cinsiyet üzerinde duralım. Feminizm bir kadın hareketidir arkadaşlar. Asıl itibariyle bir kadın hareketidir. Değil mi? Kadınların sahip oldukları dezavantajları, kadınların sahip oldukları, ne kadar çirkin bir cümle oldu. Kadınların dezavantajlı durumları aşabilmek için erkeklerle ya da erkeklerin kurduğu ataerkil düzenle yaptıkları savaş sonucunda, mücadeleler sonucunda değil mi? Ortaya çıkmış bir takım en öncü kişilerinden bir tanesi de kim? Simone de Beauvoir. Neyse tam okuyamıyorum Fransızca. Onun yazdığı İkinci Cins Kadın isimli eseriyle gündeme gelmiş bir eleştiri yöntemidir. Ama asıl itibariyle ne dedim? Bir toplumsal harekettir, bir felsefedir, bir bakış açısıdır. Zaten femin kelimesi de kadın demektir. Kadını merkeze alan bir bakış açısı bir anlamda erkeklerin ve erkekliğin sorgulandığı bir bakış açısı olarak karşımıza çıkar. Erkek ve kadın ilişkisini daha çok kadını merkeze alarak, ayrıca devletin kadın üzerindeki etkisini, toplumun kadına yönelik baskısını, şiddetini, üretim ilişkilerinin kadın üzerindeki tesirini, ki Marksizm de feminist bir damarla gelişmiştir. Psikanaliz de hakeza öyle. Ne yaparlar? Ele alırlar, değerlendirirler. Merkezde kim vardır? Merkezde kadın vardır. Nasıl bir kadın bu kadın? Nasıl bir kadın? Bu kadın hem feminist sorgulamada okur olarak karşımıza çıkar, hem de yazar olarak karşımıza çıkar. Okur olarak kadın en çok bizim eleştiri metodunda gördüğümüz, değerlendirdiğimiz bir şeydir, yöntemdir. Kadın nedir? Kadın kimdir? Kadın bir edebiyat eserini okurken o eserde kadınlık meselesini nasıl görür, nasıl değerlendirir? O edebiyat eserinde kadın hangi yönleriyle görünür kılınmıştır? Değil mi? Kadınların erkeklerle olan ilişkisi, bu ilişkisizliği de denilebilir buna. Değil mi? Hangi düzlemde gelişmiştir? Kadın edebiyat eserinde nasıl anlatılmıştır? Kadın ataerkil düzende ne gibi bir pozisyona sahiptir? Kadın sosyal hayatta var mıdır? Sosyal hayatın içinde midir? Sosyal hayatı üreten güçlerden biri midir? Hadi biz övünüyoruz ya, daha en çok dünyada ilk olarak seçme ve seçilme hakkını kadına verdik diye. Bir lütufmuş gibi. Yani doğal hakkı olan şeyi bir lütufmuş gibi anlatarak övünüyoruz. Bu da aslında çok doğru bir şey değil. Bir eleştiri olarak bunu dinleyenler de alsınlar. Ve bununla ilgili de kadının cinsiyeti, şimdi içeride bir kitap bu da. Cumhuriyet döneminde kadının cinsiyeti, Cumhuriyet devriminde kadının işgal ettiği yerle ilgili de bir kitap var, bir tez, bu da bir doktora tezi. Biz anlatıyoruz ya, kadının seçme ve seçilme hakkı mesela, değil mi? Bu merkeze alıp yapılan eleştirilerden bir tanesi budur. Kadının çalışma hayatındaki yeri, bütün bunlar edebiyat eserlerine bir okur olarak baktığımızda, değil mi, görebileceğimiz ve değerlendirebileceğimiz hususlardır. Ama bir de yazar olarak kadın vardır, değil mi? Yazar olarak. Mesela işte kendime ait bir odayı hatırlayın, değil mi? Orada bunun işte en önemli yazar olarak kadın denince en çok akla gelen kitap budur. Yazar olarak kadın kimdir? Nasıl yazar? Nelere dikkate alır? Değil mi? Bir eseri yaratırken kadınlığını ön plana çıkarır mı? Mesela bizim divan edebiyatında, halk edebiyatında bu tip eleştiriler yapılmaya başlandı. Çok güzel eleştiriler. Çok sevdiğim, değer verdiğim bir hoca, bir profesör hoca yaptırıyor bunu da. Kendisiyle zaman zaman görüşüyoruz. Mesela erkek söylemi deriz, değil mi? Divan şiirinde erkek söylemi vardır. Kadınlar bile erkek gibi konuşur. Neden? Niçin kadın kimliğini yazarken kullanamaz bir kadın? Pek çok çağdaş, modern, seküler kadında da bunu görüyoruz arkadaşlar. Bakın siz çevrenizdeki arkadaşlarınızı da görüyorsunuzdur. Kadın çok seküler, çok modern bir kadın. Ama bir konuşmaya başlıyorsunuz, düşüncelerini bir öğrenmeye başlıyorsunuz. Bir de belki de yazar bu kadın. Bir erkek gibi konuşuyor, içinden bir erkek çıkıyor, değil mi? Bu nedir aslında? Kadının bir yazar olarak kendini kuramadığını, inşa edemediğini, eserini bir kadın gibi yazmadığını, kadınları bir anlamda merkeze alarak, kadınlığı merkeze alarak, kadınlığı diyorum, kadınları değil, kadınlığı merkeze alarak eserini inşa etmediğini gösterir. Kadın kimdir? Kadın evrenseldir. Evrensel kadındır. Yani ırkı, dili, cinsiyeti, giyimi, kuşamı hiç fark etmeden kadını bir kadın olarak, sadece cins olarak kadın olduğu için ne yapmalıyız? Bir yazar olarak eserimizde yansıtmalıyız. Ben işte Esra Hanım'ın şeylerinde falan söylemiştim. Onunla da biz konuşmuştuk, değil mi? Bir kadınlık şeyi, bir dişilik ön plana çıkmalı. Bir anlamda yazar eğer böyle bir duyarlılığa, hassasiyete sahipse ne yapmalı? Kadın erkek eşitliğini öncelemeli mesela. Kadını edilgen bir kimlikle anlatmamalı. Etkin bir kimlikle anlatmalı, değil mi? Toplum içerisinde yapan, eden, fail olarak kadını sergilemeli, anlatmalı. Böyle olursa yazar kadın kimliğini, değil mi, yansıtmış, gündeme getirmiş olur. İşte bizim Halide Edip'in bir sürü eserinde bunu görürüz ki bununla ilgili de içeride bir çalışma var. Kimin de hatırlayamıyorum adını, yıllar önce okumuştum. Çok değerli bir çalışma. Halide Edip'te kadınlık nasıl tezahür etmiş. Çok güzel. Bulursam söyleyeyim size. Mesela bunu ele alıyor. Bu önemli değil midir? Elbette önemlidir. Feminist kuram kabaca bunlarla ilgili. Peki Marksist feministler ne yapar? Kadını üretim ilişkileri içerisinde ele alır. Değil mi? Kadın bir işte şirkette, bir firmada, bir fabrikada nerelerde çalıştırılıyor? İşten çıkarmalarda ilk olarak kadın mı çıkartılıyor, erkek mi? Aldığı maaş ne kadar? Değil mi? Kadınlara daha az maaş veriyorlar arkadaşlar birçok işletmede. Çok ciddi söylüyorum size. Duymuşsunuzdur etrafınızda. İşte kadınlar hamile olduklarında niçin işten çıkarılıyor mesela, değil mi? Ben bunu çok gördüm. Çevremdeki insanlar, özel sektörde çalışan insanlar, özellikle dershanelerde ne yaparlardı? Hop bir bakardık. Niye ya işte böyle oldu hocam, attılar. Hemen çıkartırlardı işten. Bütün bunlar Marksist feminizmin inceleme alanına girer. Yani tamamen farkındaysanız ekonomiyle ilgili, üretim ilişkileriyle ilgili ilgili bir bağlamda kadın meselesi Marksist feministler tarafından ne yapılır? İncelenir, değerlendirilir. Tabii yani bu Marksist felsefenin genel kabulüne de uygun mudur? Doğal olarak uygundur. Yani böyle bakmasını yadırgamamak lazım. Mesela psikanalitik feministler vardır. Yani psikanalistlerin, psikologların yazdığı bir sürü kitap var. Onlar da mevcut bende. Hepsi değil tabii, bir kısmını okudum. Özellikle doktora tezimde çalışırken. Orada da doğal olarak kadının annelik durumu, ruhsal durumu, özellikle elektra-odipal komplekste kadının veya kız çocuğunun, değil mi, işlevi, ondan sonra nesne ilişkileri kuramında özellikle çocuğun anneyle kurduğu özel ve değerli ilişki. Bu ilişkinin ileride çocuğun, erkek ve kız çocuğun ayrı ayrı üzerindeki etkileri, değil mi? Sonra Jung'cu eleştiride, arketipal eleştiride anne arketipinin, büyük anne arketipinin, daha çok anne arketipinin kız ve erkek çocuklarda nasıl göründüğü gibi konular feminist psikanalizinde inceleme alanına girer. Bu yüzden feminizm çok büyülü bir konudur. Çok böyle etkileyici bir konudur ve kullanılır. Bir de ne vardır arkadaşlar? Toplumsal cinsiyet kuramı vardır. O da çok güzel bir kuramdır. Çok güzel bir kuram. Bu cümle de çok kötü bir cümle oldu. Çok değerli bir kuramdır, kıstastır. Toplumsal cinsiyet kuramı feminizmden türemiştir arkadaşlar. Sadece kadınlara münhasır değildir. Kadınlara, daha çok kadınlara, erkeklere ve eşcinsellere, LGBTİ diyelim biz buna, Q'yu da ekleyelim, Q'yu da ekleyelim. Bunlara yönelik değerlendirmeleri merkezine alan eleştiri yöntemidir. İki tür cinsiyet vardır arkadaşlar. Birincisi biyolojik cinsiyet, seks diyoruz buna. İkincisi toplumsal cinsiyet, gender diyoruz buna da. Birincisi neymiş? Biyolojik cinsiyet, doğumla bize verilen cinsiyet. Değil mi? Bazen o cinsiyeti kabul etmeyen, yani karşı cinsin duygularına sahip olduğunu söyleyen ve dolayısıyla cinsiyet değiştiren ya da eşcinsel olarak hayatını sürdüren insanlar da vardır. Bu nedir? Bize doğumla verilen bir cinsiyettir. Bir de toplumun insanlara dikte ettiği, özellikle kadınlara dikte ettiği bir cinsiyet daha vardır ki ona da ne deriz? Gender deriz. Şimdi asıl toplumsal cinsiyet rejimi, toplumsal cinsiyet düşüncesi veya eleştiri metodu gender'la, yani sonradan edinilen, toplum tarafından kadınlara ve erkeklere yüklenen cinsiyetle ilgilenir. Yani hepiniz biliyorsunuz, yaşamışsınızdır bunları. Şöyle oturacaksın, böyle kalkacaksın, erkeklerle şöyle konuşacaksın, şu kadar yakın olacaksın, bu kadar uzak olacaksın, kadın dediğin şöyle davranır, işte eksik etek, saçı uzun, aklı kısa, siz zaten yapamazsınız, sen kimsin ki ya bunu yapacaksın, kadın dediğin toplumda ne işi var, işte erkeklerle birlikte çalışmaz, kadın dediğin evde bir melek gibi, bir melek gibi ne yapar? Eşine hizmet eder, değil mi? Yemeğini yapar, temizliğini yapar. Bu kadının asli görevleridir. Üniversitede çalışırken bir hocamız vardı, şimdi doçent, adını vermeyeceğim. Şunu demişti, bir şey vardı, profesör şimdi. O öğrenciydi, lisans öğrencisiydi. Bizim asistan da doktorasını yapıyordu. Şimdi lisans öğrencisi profesör oldu. Öbür asistan da doçent daha, o takılıyor oralarda. Bana şunu demişti. Kadının dedi, en önemli görevi Korhan dedi, şeydir dedi. Anneliktir dedi. Çocuklarına bakacak dedi. O öyle neymiş diyor, çalışmak yok yani. Bu aydır üniversitede çalışıyor bunlar. Bir de sayılı iyi bir üniversitede. Düşünün bir erkeğin bakış açısı o erkeğin ataerkil düzen içerisinde, değil mi? Kadını nasıl gördüğünü de bize gösteriyor. O zaman toplumsal cinsiyet rejimi daha çok neyle ilgileniyor? Ataerkil toplumların kadınlara ve erkeklere giydirdiği cinsiyetle ilgileniyor. Bu aslında sizin doğal cinsiyetiniz değil. Bu erkeklerin ataerkil düzenin sürdürücüsü, devletin yegane sahibi olan erkeklerin kadınlara, toplumun, devletin, dinin her neyse kadınlara yüklediği rollerle ilgili. Ne yapıyor toplumsal cinsiyetçi eleştiri? Kadına yüklenen bu rolleri eleştiriyor, merkeze alıyor. Mesela benim siyah gözlerle ilgili bir son yazım çıkmıştı. Şeyde de var, bunda da var. Okuyun arkadaşlar. Buradaki yazıyı muhakkak okuyun. Siyah gözlerle ilgili. O kitabı da okuyun. Bir gün o kitabı da bir atölyeyle eleştirelim aslında. Toplumsal cinsiyet rejimiyle ilgili bir atölye yapalım. Bunu daha detaylı anlatalım ve bu eseri eleştirelim. Siyah gözleri. Ben onunla ilgili bir makale. Namus mesela. Namus. Nedir namus? Erkekler için namus başka algılanır. Kadınlar için başka algılanır. Doğru. Bizim toplumumuzda öyle. Doğru değil mi? Doğru. Eğroluklarım doğru konuşalım. Erkeğin elini kirli. Ne olacak ki? Aa, kadın hayır. Erkeğin eline bile dokunamaz. Böyle değil mi? Çok gördük bunların örnekleri. Şimdi o zaman kadına siz ne yapmış oluyorsunuz? Namus kavramı etrafında, annelik kavramı etrafında, meleklik etrafında bir rol biçiyorsunuz. Bu sınırları ihlal eden kadına da ne diyorsunuz? Hani melek diyoruz ya, evde oturup anne falan filan tatlış tatlış hayatını sürdüren kadın var, ponçik kadınlar. Tuhaf geldi değil mi? Öyle yani, bu benim anlayışım değil. Bunu savunanların anlayışı. Bir de ne var? Şeytan kadınlar. Değil mi? Onlar nasıl kadınlar? Fettan kadınlar. Ne yapıyorlar? Erkeği ayartıyorlar. Erkeğin günaha girmesine neden oluyorlar. Şeyi hatırlayın. İntibahta değil mi? Mehpeyker. Ali Bey ne yapıyordu? Yoldan çıkartan bir hayat kadınıydı mesela. Değil mi? O zaman ne yapıyoruz? Toplumsal cinsiyet eleştirisinde daha çok kadınlar merkeze alınarak toplumun o cinsiyet rejimi üzerindeki tasarrufları eleştiriliyor, eleştiri konusu haline getiriliyor. Bu sadece kadınlar için değil, erkekler için de geçerli değil mi? Oğlum cesur olacaksın, aslan gibi olacaksın, kavga edeceksin, bileğin güçlü olacak. Erkeklere de böyle öğretmiyor mu bu toplum? Ataerkil toplum böyle öğretiyor. Ve bir de ne var? LGBT'ler var. Onları da tamamıyla insanlık dışı görüp, zararlı varlıklar olarak görüp, onların cinsiyetleri veya sahip oldukları, hissettikleri değil mi? Cinsiyetleri üzerinden onlara yönelik şiddeti eleştiren bir toplumsal cinsiyet bakış açısı da mevcut. Değil mi? Yani bir insan, şimdi kim ne derse desin, ben bu anlayışa sahibim. Bir insan erkek gibi ya da kadın gibi yaratılmış olabilir. Ama Tanrı ona karşı cinsin hislerini vermiş, yaşatıyor olabilir değil mi? Toplum bunu nasıl kabul eder? Toplum bunu onun biyolojik cinsiyetinin gerçek cinsiyet olduğu kabulüyle o kişiye yaklaşır. Oysa hisleri farklıdır değil mi? Sevgisi kendi cinsine yöneliktir ya da bir şey geçirerek, transformasyon geçirerek trans birey olmak istiyordur vesaire vesaire. Ne yapar toplumsal cinsiyet eleştirisi? Edebiyat eserlerinde bu tip temsillere de bakar. Bunları da değerlendirir. Değil mi? Bütün bunlar da toplumsal cinsiyet rejiminin inceleme alanına girer. Feminizm sadece kadınları merkeze alıyordu. Toplumsal cinsiyet daha kuşatıcı, daha modern, daha evrensel. Erkekleri de, erkeklik temsillerini de ve dediğim gibi LGBT, I artı Q her neyse bireyleri de inceleme konusu haline getiriyor. Bunun gibi çok eser var. Birlikte çalıştığımız bir arkadaşla doktora tezini böyle yapmıştı mesela. Benim de bir iki makalem var. İşte ya, biliyorsunuz bunları. Çok zevkli, çok eğlenceli konulardır bunlar. Evet, bugünkü dersimizde, bu haftaki dersimizde bundan ibaret. Şimdi son 5-6 dakikamız var. Galeri yaptım arkadaşlar, haberiniz olsun. Hepiniz çıkıyorsunuz şu anda. Sorularınız varsa 4 dakikamız var, 5 dakikamız, her neyse konuşalım. Bu mesele hakkında belki sizin de söyleyecekleriniz vardır. Dinleyelim. Buyurun. Ben yansıtmayı kullanmışım hocam. Bilmiyordum. Yani dünya olarak kullanmıştım ben. Dünya değil de dünya. Neden kullandım bilmiyordum ama içimden öyle gelmişti. İdealar dünyasını yansıttınız siz aslında biraz sanki. Yani herkesin dünya görüşü farklı anlamında gibi düşünmüştüm. Yani farklı dünyalarda yaşıyor insanlar gibiyiz. Evet. Ya aslında herkes, bütün yazdığınız eserlerde yansıtma kuramının hangi ekolden olursa olsun eserlerinden yararlanıyoruz. Yansıtıyoruz yani, değil mi? Yansıtmacı birer aynayız. Evet. Sanatçılar birer aynadır arkadaşlar. Evet. Ama tabii nasıl bir ayna? Böyle Luna Parklardaki gibi zayıfı şişman, şişmanı zayıf, uzunu kısa falan öyle gösteren aynalar. Ne? Onların adı var. Bir adı var onların. Öyle aynalar. Prizma ya da bize geliyor ışık. Onu kırarak o ışığı farklı renklerde yansıtıyoruz. Değil mi? Böyledir aslında. Evet. Diğer arkadaşlar da şey yapabilir. Benim bir sorum yok hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hocam, Seçkin tam bir sanatçı biliyorsunuz değil mi? Evet, her telden çalıyor. Ressam olduğunu biliyorum. Başka teller var mı onu bilmiyorum. Var var. Hangi teller var? Bam tel. Müzikle de mi ilgileniyor? Evet hocam. Gitar dersleri alıyorum. Ha, süper. Ben de bir dönemler piyano olmuştum yani çok küçükken. Ne güzel. Solfej piyano. Ben gitar öğrenmek istedim arkadaşlar. Gitar. Çok istiyordum. Babam ne dedi biliyor musunuz? Sen Türksün dedi. Türk adam saz öğrenir dedi. Dedim ya Türk'üm dedi babam. Saz kullanacaksın dedi. Öyle gitar mitar yok dedi. Ki benim babam seküler bir adamdır. Sofrasında rakı eksik olmaz. Buna rağmen hayır. Kendi kültürümüzden kopmayacaksın dedi. Saz dedi. Saz. Bağlama da değil. Saz. Gitar mitar yok dedi. Gitar öğrenemedim biliyor musunuz? İçimde kaldı ya. Ama bu saatten sonra da işte evde gitar var. Çocuğa aldık. Gelmiyor insan içinden. 46 yaşına gelmiyor. Ama çok böyle çok isterdim ya gitar. Keşke o zaman öğrenseydiniz. Oradan gitara dönmeniz daha kolay olurdu. Şimdi sıfırdan öğrenmektense telli çalgı olduğu için. Evet, sazdan. Oradan oraya geçişiniz daha kolay olurdu. Mandolin söyleyeyim mi? Hocam boş vaktiniz ayırabileceksiniz hala başlayabilirsiniz. Başlayabilirim değil mi aslında? Tabii yani, vakit ayırmanız gerekiyor. Yani eğer biraz vakit ayırıyorsanız tamam başlarsanız ne olacak? Yani bence de. Şeyde işte kurslar falan da var. Aslında böyle günde 1 saat falan ya iki haftada 2 gün mesela. Hı-hı. Değil mi? İyi kötü. Biz haftada bir gün gidiyoruz hocam. Tabii. Haftada bir gün 5 saat. Sonra pek pratik yapacaksınız. Kendiniz pratik çalışacaksınız. Ben de öyle. Hoca parçayı veriyordu. Pratik yapıp çalışıyordum ben de. Valla gitarı öğrenmişim. Bizim burada barlar, kafeler çok. Orada sahne almaya başlamışım. Ne güzel olur. Ya hocam o kadar çok kolay değil ya. Ben hani şey yapıyordum. Yani insan bir şeyin içine girmeden önce böyle çok basite indirgiyor. Ya çalarsın ne olacak? En kolay enstrüman gitar filan derler ama işin içine girdiğin zaman öyle olmadığını anlayabiliyorsun. Olur mu ya? Çok da kolay değil yani. Değil. Ben bunu espri olarak yaptım zaten. Ya bunun imkanı yok canım öyle bir şey. Bu saatten sonra. Ya keşke mümkün olsa. Ben rock müziğini çok severim. Ama bir yerden de başlamanız lazım hocam. Başlayabilirsiniz. Madem ki istiyorsunuz. Tabii biraz kilometre meselesi bu tarz şeyler. İstemiyorum artık da. Eskisi gibi istemiyorum ama hani böyle bir müzik aleti çalsam böyle bir sanatçı duyarlılığım biraz daha gelişse dinlemek ya öyle bir ama işte olmadı ya. Arkadaşlar çok az saniyemiz kaldı. Ya. Teşekkür ederim katıldığınız için. Bugün bu kadar. Biz teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta görüşürüz. Selamlar, sevgiler, iyi akşamlar. Görüşürüz. Bay bay. Teşekkürler. Emeğinize sağlık hocam.